Yılmaz ağlamıza teşrif etmiştir. İki seçimi birden gerçekleştireceğiz. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi, iki milletvekili seçimi. Tarihi bir seçim, kritik bir seçim. Biraz önce girişte söyledim. Türkiye pek çok seçim gördü. Ama bazı seçimler vardır ki bu seçimler tarihidir. 50 seçimleri gibi. Bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek bir araya gelmiş Cumhur İttifakı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise Biden'ın dostları, İngiltere'nin dostları ve PKK'yla, PYD'yle, YPG'yle, diğer terör örgütleriyle kol kola girmiş bir yedili masa. Sadece PKK yok orada arkadaşlar. Ne kadar Marksist, Leninist, Ateist, terör örgütü varsa, TİKKO gibi, DHKPC gibi, MKLP gibi, bütün bunların siyasetteki uzantıları da orada. Yani sadece Aybüke Yalçın öğretmenimizin katilleriyle değil, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri de Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Yani Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa ve Kılıçdaroğlu helalleşme görüntüsü adı altında bütün bunlarla işbirliği yapıyor. O da bir karartmadır. Bakın Kandil'den her gün birisi açıklama yapıyor. Bir gün Duran Kalkan yapıyor, öbür gün Murat Karayılan yapıyor, öbür gün başka bir terörist yapıyor. Hepsi açıktan aleni Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. CHP'nin adayı olduğu için mi? Millet İttifakı'nın adayı olduğu için mi? Tayyip Erdoğan karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında bir aday olduğu için mi? Hayır. İstediklerini taahhüt ettiği için, özelliği taahhüt ettiği için, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmalarına müsaade edeceğini söylediği ve oradaki Türk askerini çekeceğini söylediği için. Amerika niye destekliyor? Libya'dan çekileceğinin sözünü verdiği için destekliyor. Doğu Akdeniz'den taviz vereceği için. Yunanistan niye Tayyip Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı kaybetsin, efendim Kılıçdaroğlu gelsin, yedili masa kazansın istiyor. Miçotakis açıkladı. Eğer iktidar kaybederse 15 Mayıs'tan sonra Türkiye ile farklı bir yola gireceğiz dedi. Peki Fransa'sı, İngiltere'si niye destekliyor? The Economist dergisi niye manşet atıyor Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı kaybetsin, Kılıçdaroğlu kazansın diye? Kim var o The Economist'in başında? İngiltere'nin sömürgelerden sorumlu eski direktörü var. Bu seçim Türkiye'nin bekasını, ülkenin toprak bütünlüğünü ilgilendiriyor. Bu seçim milletin kardeşliğini ilgilendiriyor. Çiçeğin burnunda bir il başkanımız var ama kısa süre içerisinde büyük mesafeler aldılar ve gerisini de Allah'ın izniyle alacaklar. Tabii milletvekili aday listemize baktığımızda Antep'te Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Orhan Kızıl Arslan Bey ve diğer adaylarımız hem deneyimleri, hem tecrübeleri, hem yerli ve milli oluşlarıyla Büyük Birlik Partimizin milletvekili aday listesinin Gaziantep'te bir numara olduğunu buradan da bir kere daha ifade ediyor ve seçimde de bir numara olmalarını arzu ettiğimi dile getiriyor. Kıymetli arkadaşlarımız, Büyük Birlik Partisi kurulduğu 1993 yılından beri ilk defa barajsız bir seçime giriyor. Onun için sizden desteklerinizi istiyoruz.
bu konuda bize destek verdiğiniz size çok teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi olarak Gaziantep'te yeni bir oluşum, yeni değerler, yeni arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etmek adına Allah'ın izniyle bu seçimden sonra da devam etmek şartıyla yola çıktık. İnşallah biz de varız.